Selam millet. Bana gelen bir mesaj bugün. Şöyle söyleyeyim. Murat abi 250 kişi başvuru yapmış. Ben de yaptım. OBM Antalya aradı. 1532 TL para istediler. 100.000 kişinin bu parayı yatırması durumunda devasal bir soygun olur. OBM şirket sahibi Osman Taş Eskişehir'de şu an batık durumda. Bitik durumda. İnsanları uyar. Abi bir şekilde paralarını yatırmasınlar demiş. Şimdi bu OBM firmasını biliyorsunuz. Daha önceden haberini yapmıştık. Alman Başkonsolosluğu da bunu yalanlamıştı. Türkiye'den Almanya'ya işçi götürecek bir firmaydı. OBM Türkiye, OBM Almanya, yani Almanya'daki durumunu bilmem ama herhangi bir para talep etmediklerini söylemişlerdi. Bu haberin ne kadar doğru olup olmadığı hakkında herhangi bir bilgim yok. Ama ben tabii ki tedbir olarak tekrar size bu konu hakkında bilgi vermek istedim. Mesaj şu şekilde, ismi cismi de var. Bakın tekrar okuyorum mesajı. Cebinizdeki paranız, yani paranızdan olmayın. Çünkü bu ülkede biliyorsunuz Çiftlik Bank'ta 50 lira sığır alıp da 500 liraya satacağını inanan sığırlarla dolu bu ülke. Yani siz de o sığırlardan olmayın. Sonra vah plakam vah plakam demeyin. Asgari ücret 1000-2000 lira olan bir ülkede para istemişler. Hemen söyleyeyim. Bakın mesajı tekrar okuyorum. Murat abi 250 kişi başvuru yapmış, ben de yaptım. OBM Antalya aradı, 1532 TL para istediler. 100.000 kişinin bu parayı yatırdığını düşünürsen çok büyük bir vurgun olur diye bir mesaj geldi. Yani buna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın o konu hakkında, yani ben biliyorsunuz sizi düşündüğüm için, yoksa ipimle kuşağım. Ulan var ya, yine Türkiye'yi düşünüyoruz. Bize ne kadar küfür etseler de yine bu insanların işine yarıyor. Almanya'nın 50.000 işçi alımı için başvuruların yapıldığı site. Şöyle merak ettim nedir ne değildir diye dün farklı tasarımda tamamen farklı konuların işlendiği site. Bugün bambaşka bir yapıya dönmüş. Hafiften dolandırıcıların insanı çarpmadan önce son duraklarından biri olduğu izlenimi veriyor. Ekşi Sözlük'te dahi, haberlerde dahi. Hatta şöyle, Almanya Başkonsolosluğu, bakın burası Almanya Başkonsolosluğu'nun sitesi. Burası Almanya Başkonsolosluğu'nun sitesi. Almanya'daki Alman Büyükelçiliği, Türk uzman personelin istihdamı ile ilgili basında çıkan haberler konusunda şu açıklamayı yapmaktadır. OBM firmasıyla federal hükümet arasında Türk uzman personelin istihdamı ile ilgili herhangi bir anlaşma bulunmamaktadır. Federal hükümette Türk hükümeti arasında basındaki haberde sözü edilen meslek gruplarının Almanya'da istihdam edilmeleri konusunda özel bir işçi alımı anlaşması yoktur. Nitelikli bir meslek eğitimi almış uzman personele Almanya'da özel sektörün bazı branşlarında ihtiyaç duyulmaktadır. Federal hükümetin aşağıdaki enformasyon portalından bu olanaklar hakkında bilgi verilmektedir diye bir site linki var. Bu linki sizinle paylaşmak istiyorum. Şey yapmayın, hani böyle birileri sizden, bakın ben size ne dedim, eğer ben dedim bir gün sizden 1 lira para istersem bilin ki o işin içinde bir iş vardır. Kimseye sakın ama sakın, sakın ama sakın bir kuruşunuzu kaptırmayın. Anladınız mı demek istediğimi? Evet, bu bilgiyi kısacası vermiş olayım size. Genç kardeşlerimizin de canı yanmasın. Alman hükümetinin böyle bir firmayla anlaşması yok. Ondan sonra Çiftlik Bank'taki gibi, dediği gibi 100.000 kişi form doldurduğunu düşün. 100.000 kişinin hepsinin birbirinden habersiz olduğunu düşünün. Ve 100.000 kişinin her birinden 1532 TL aldığını düşünün. Tamam. Onun için kendinize dikkat edin o konuda. Dolandırılmayın. Tamam, 1500 TL çok büyük bir para değildir. Ama sonuçta bunun yanına pasaport çıkartacaksınız. İşte bu diyecekler ki vize işlemleri. Şöyle bir şey söyleyeyim. Belli bir parayı verdikten sonra arkadan istemeler devam edecektir. Bu muhakkak böyle olmuştur her zaman için. İşte 1500 verdiniz, işte orada kalacaksınız, işte onun teminatı için şu kadar, pasaport ücretleri, uçak biletleri için bu kadar falan filan. Sakın ama sakın, dediğim gibi bu işlere kanmayın. Ben uyarımı yapayım da, yani orası sizin bileceğiniz iş. Madem yıllar önce tuttun kapağı Almanya'ya attın, madem Münih şehrinde bir kral işçisin, altında koca bir araba var. Ne bok yemeye bu kıçı kırık köye geldin? Doğru, ne bok yemeye geldin? Ne bok yemeye geldim, ben burada sizinle beraber oturayım. Altımda koca araba. Almanya'nın München'inde yaşıyorum. Ne bok işim var benim burada? Ha, internette sizinle kırılar. Ben oralara gidip de köylüsünü unutanlardan değilim de ben buralara gelip de sizi unutanlardan değilim de ondan. Bilin bakalım ben niye geri döndüm. Uzatma da söyle hele. Bilin bakalım ben niye yayın yapıyorum. Hadi öpün şu mübarek eli. İsteyene Almanya'ya götürmeye geldim. Hadi lan. Almanya artık işçi almıyor. Almanya almıyorsa biz gene girmesini biliriz. Yoksa kaçak mı lan? Kaçak tabii. Bu bizim son şansımız İbo. 1970'li yılların yapımı bir film. Ne değişti? Bakın Türkiye'de ne değişmiş o günden bugüne kadar? Bakın ne değişmiş? Dediğim gibi burada yeni katılan arkadaşlar da Almanya'ya geleceğim diye aynı bu filmdeki gibi öküzü, bilgisayarı, işte ne bileyim evini mevini bilmem nesini satıp birilerine para vermesin. Onun için uyanık olun. Bana gelen mesaj bu. Bilgi amaçlı gelmiştir. Ben de size uyarıyorum. Yani benim için bir sıkıntı yok. Sadece ne? Eliniz kulağınızda olsun. Bu firma daha önceden 3000 euro maaş vereceğim dedi ki Almanya'da öyle yeni geleyim 3000 euro maaş alayım. Yatacak yer, kalacak yer öyle bir dünya yok. 3000 euro maaş verse Almanya'daki herkes bu firmanın elini öper. Hatta elini öpmez gider bilmem nesini de öper. Öyle bir olay yok. Çiftlik Bank mağduru olmayın yani, tamam mı? Evet, direkt Alman konsolosluğundan bilgi alın. Mevzu buraya bağlamasın. Benden gelir vay vay. Sus be, Türkçünün sırası mı dur? Hani sınırda susacaktı? Benim pek gözüm tutmamıştır bu mahalle. Niye ki? Bilmem, gözleri pek Kayserili gibi bakıyor. Kendinden şüpheye düş, mahodan düşme. Değil mi İbocan? Biladır. Dıbrıza voçer, asboti. Dıbrıza voçer, dıkomşi. Kod komşi. Bir kod komşi. Transit gitmek var. Ama transit gitmek Almanya. Almanya, karpuz. Efsanedir ha, gerçektir. 1970'lerden bu yana hiçbir şey değişmemiştir. Aynı dolandırılanlar. Şapır şupır. Turiki. Aaa, tronki. Karpuz. Karpuz, Almanya, pasaport nerede? Pasaport? İşte pasaport! La bu bizim Maho ne güzel Bulgarca konuşuyor. Güzel, pasaport tamam komşu, sen serbest geçiyor. Seul Dobriç, Dobrava için komşu. Dobrava için komşu, gel sana bir öpem. Çok yaşa! Hay sağ olasın. Arkadaşmış canım, nasıl öpüşüyorlar? Bu iş tamam. Yavaş yavaş kapatalım mı? Teşekkür ederim. Bugün bin küsür kişiyi geçtik. Yayınımıza katılan bütün kardeşlerime çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bu Almanya uğruna, yurt dışına çıkacağım uğruna cebinizdeki parayı kimselere kaptırmayın. Bu Türkiye'deki durumları değerlendiren birçok insan var. Paranızı hiç ederler, piç ederler. Ortada böyle malak gibi kalırsınız. Kredi miredi çekip de işte yok seni Almanya'ya götüreceğim, getir bana şu kadar pasaportunu ben alacağım, şunu alacağım. Ve birçok insan var o şekilde bana muhabbet ettiğim, konuştuğum. Alıp da götürürler. Genelde bu işi Suriyeliler yapıyor. Suriyeliler işte biz bu kadar adam kaçırdık Almanya'ya, seni de götüreceğiz. İşte genelde fiyatlar 3000-5000 dolar arasında söyleniyor. 5000 dolar, 5000 dolar, 6000 dolar. 7.000 dolar, 10.000 dolar. Bu işin tezgahını kuran AKP'liler var. Mesela buraya gelen bir kardeşimle konuştum. KYK'dan atılmış. Kanun hükmünde kararname ile komiser. Türkiye'de 11.000 euro mal oldu bana dedi. 11.000 euroyu vermiş. Buraya kaçak getirmişler. İşte pasaportunu bilmem nesini, ama onlar güvenirlik dedi. Yani Türkiye'den uçağa benimle beraber biniyorlar. Münih'e ya da herhangi bir havaalana kadar geliyorlar. Ondan sonra orada başka bir adama teslim ediyorlar. Yani onlar birazcık profesyonel. Bu işin şey tarafı, AKP tarafı. Çünkü para büyük olunca iş tabii büyüyor, ama sakın kimseye paranızı kaptırmayın. Ben bunu her zaman söylüyorum. Almanya'dan da bazı internet siteleri olur, YouTube kanalı olur falan. Instagram grubu kurduk, WhatsApp grubumuz var. Sizi işte ne bileyim Almanya'ya getiriyoruz. Şu kadar para gönderin bize. Biz sizi oradan adamla aldıracağız. Şunu yapacağız, bunu yapacağız diyen İnsanlar da var, kulağıma geliyor. Siz olun, kimseye tamah etmeyin. Çoluğunuzu, çocuğunuzu, karınızı riske atmayın. Ona göre ben her zaman söylüyorum, 1 lira dahi para istiyorlarsa o işin içinde bir iş vardır diye. Kendinize iyi bakın. Ben kapatıyorum artık. Her zaman söylediğimiz gibi sağlıcakla kalın. Gözlükler lens mi denir? Yok, memeler lens. Görüşmek üzere. Atatürk'le kalın, hoşça kalın.